Sevgili Art TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda yüksek mimar Mücella Yapıcı'yı ağırlayacağız. Mücella Yapıcı çeşitli meslek örgütlerinde yöneticilik yaptı uzun zaman. İstanbul kent düzenlemesi ve çevre üzerine çalışmalarıyla maruf kendisi. Hatta pek bazılarımız kendisini Taksim dayanışmasından tanıyoruz gezi olayları sırasında. Bugün kendisiyle geçmişten bugüne mimar olmayı, kadın mimar olmayı, biraz geziyi, biraz da İstanbul çevre ve kent düzenlemesini konuşacağız. Merhabalar Mücella Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Mermet'im, merhaba. Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Biz davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkürler. Bugün sizinle pek çok konuda konuşacağız. Ama ben önce sizin hikayenizin başından başlamak istiyorum. Mimar olma hikayenizin. Evet. Sonra fark ettim ki aslında benim mimar olmam babamın bir projesiymiş, benim değil. Biz üç kız kardeştik. Ve eşit olduğumuzu zanneden üst kardeşlik. Ailede de bir tek babamın erkek çocuğu olmamış. Amcaların falan oğulları vardı. Onun için biz hep böyle iyi okumak zorunda olan, teşvik edilen kız çocuklarıydık. Yani cinsiyetimiz yüzünden ayrımcılığa uğramadık. Farkında olmadan yarıştırıldık diyelim. O nedenle babam hepimize bir meslek biçmiş zaten. Benim için teknik üniversiteyi o zamanlar çok revaçtaydı, uygun görmüş. İkinci kardeşim için tıp fakültesi. Üçüncü kız kardeşim biraz özgür kaldı. O matematiği okudu. Ben aslında mülkiyeye gitmek istiyordum. En büyük idealim oydu. O zamanlar çok bir taneydi siyasal Ankara'da, ama İstanbul'da yaşayan biri olarak hayır efendim, mülkiye ne demek, teknik üniversite dururken mülkiye olurum diyerek işte teknik üniversiteye doğru yönlendirildim. Ben de o zamanki çocuk aklımda işte 17 yaşında, ya ben işte hem şeyden hoşlanıyorum, hem sosyolojiden, felsefeden, işte hem de geometriden, iyi ben mimarlığı sadece yazayım dedim. Çok da bilmiyordum aslında mimarlığın ne demek olduğunu. Ama hani geometri ve diyeyim sosyal ve matematik dalının birleştiği bir alan olduğunu düşündüm. Doğru da düşünmüşüm. Sonra hiç pişman olmadım seçtiğim meslekten. Mesleğimi çok severek uyguladım. İyi ki de mimar olmuşum dedim sonra. Ama öyle yani. Çok bilinçli bir tercih değil. Biraz babamın proje kızı olmamdan dolayı gelen aslında mimar olmuşsunuz ama hep bir politik damar kalmış sizde. Çevre konusunda yani ve kent konusunda o, bir politik. O çocuk aklımla doğru şey biçmişim kendime, ama işte en sonunda tabii profesyonel olarak mesleğimi uygulamayı sürdürürken ama hep mesleğin etik ilkelerini, kamu yararına çalışın. Biz öyle eğitim aldık bir anlamda. Zaten mezun olur olmaz ya da okuldayken meslek odamızda olmak çok önemliydi bizim için. Yani mezun olduğumuzda değil, diplomayı aldığımızda değil, meslek odasına kaydolduğumuzda mimar olduğumuzu hissederdik. Onun için hep benim hayatımda mesleğimin etik kurallara, toplumsal kurallara, kamu yararına uygun olarak ne diyelim icra edilmesi hep öncelikli kurallarımızdı. Biz böyle yetiştik o dönem. Hep o ilgim oldu ama yine de diyorum yani mülkiye seçiminde bir etkisi olmuştur. Ama eşimi kaybettikten sonra, çok erken kaybettim eşimi, profesyonel meslek hayatımı sona erdirip bu sefer mesleğin kurallarıyla, kuramlarıyla, işte kentle daha yakından ilgilenmek için, biraz da hayat da zorladığı için profesyonel
inşa etme, tasarlama ve inşa etme halini tamamen toplumsal olana yönlendirdim. Hani hayat biraz zorladı, biraz seçim diyelim. Evet, tasarlama dediniz. Hocam sizin mimarlıktan bir de hani nasıl tanımladığınız da ben sormak istiyorum bu minvalde. Ben biraz farklı tanımlarım mimarlığı. Mimarlık aslında bir yaşama sanatı. Yaşam alanlarının inşası sanatı. Onun için ben sadece tasarlamakla tarif etmem mimarlığı. Yani inşa etmek, belki etmemek, belki yıkmak ama yaşama dair mekanın uygulanması diyelim. Öyle hep inşa etme sanatı diye hep mimarlığı tanımlamışımdır. Yani sadece tasarımla yetinen değil, onu uygulayan aynı zamanda, hatta kullanım evresinde dahi şey eden, yani izleyen, ders çıkaran bir süreç olarak tanımlamışımdır mimarlığı. Evet, bir röportajınızda İstanbul Teknik Üniversitesi benim için hayatımın bir dönüm noktası oldu demiştiniz. Bunu açmanızı isteyeceğim. Diğer bir soru da, ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde farklı bir bölümde okumuştum. O zaman mimarlık benim zamanımda, 2000'lerin başında, mimarlık çok kadın yoğun bir bölümdü. Sizin zamanınızda nasıldı? Biraz da bunu konuşalım. Evet. Şimdi benim girdiğim dönem, hakikaten Teknik Üniversite benim hayatımın dönüm noktasıdır. Önce tabii babamın oraya beni girmek için çok ürkerek. Hani ya bir de kazanamazsam, babamı rezil etmek var. Öyleydi bizde, yani kendini değil babayı rezil etmekti. Önemli olan. Neyse kazandım bayağı. Fakat işte dediğim gibi tek mimarlığı yazmıştım. Girer girmez başka bir alem tabii. Yani bu annem beni elinden almış götürmüş. Biz böyle biraz daha şey insanlardık, çocuklardık böyle. Çok gözü açık çocuklar değildik yani. Sosyalizm tanımımız şuydu. İşte bir kilo köfteden, bir kilo ette bir kişi yiyeceğin de köfte yapılsın da 10 kişi yesin gibi bir sosyalizm hayali var. Kendi eşit zanneden falan gittik ama orada birden kapıda Harun Karadenizler falan bizi karşıladı. Annem de tamam dediler, artık buraya geldi. Birdenbire müthiş bir çevreyle karşılaştık. İşte bir yandan Deniz Gezmiş geliyor, bir yandan Mahir Çayan gidiyor. Biz bakıyoruz böyle. Birdenbire bir takım sosyalizm nedir? İşte kitap veriyorlar. Kendimizi akıllı zannediyoruz. Bana şeyi vermişlerdi, bunu oku diye. Planov'un felsefenin temel eleştirisine katkı için unutma. Okuyorum okuyorum anlamıyorum. Okuyorum okuyorum. Allah'ım ben aptal mıyım? İşte bu kadar sınav kazandık, girdik falan filan derken gerçekten özellikle hocalarımı o dönem çok minnetle anmak isterim. Bize mesleğin ne olduğunu, kamu yararının özellikle ne olduğunu, toplumsal faydanın, mimarlık mesleğin ne olduğunu çok güzel bir eğitim aldık. Teknik Üniversite evet benim hayatımın dönüm noktasıdır. Eşimi de orada buldum, işimi de orada buldum. Kendi benliğimi de, felsefemi de, dünyaya bakışımı da her şeyi Teknik Üniversite'de diyelim şekillendirdim. Evet ya, yani farklıydı, o kuşak çok farklıydı. Biz gittiğimizde 68 işgalleri filan tamamlanmıştı. Biz bir sene sonra geldik. Ama inanılmazdı yani. Keşke dönüp tekrar yaşasam dediğim, yani bu bilinçle tekrar yaşasam, keşke tekrar o tartışmalara katılabilsem. Hatta şimdiki kadın bilincimle tekrar o döneme dönsem de biraz erkek devrimci arkadaşları, ya biz de kadın olarak varız diyebilsem diye çok düşündüğüm oluyor. Güzel. Peki o zamanlar politik herhangi bir cenahta ya da örgütte yer aldınız mı? Yok, hayır maalesef. Çünkü biz gittiğimizde işte gelenekler derli topluluğu ayrılmış. Biz kendimize ÇBS derdik. Çizgisi belirsiz sosyalistler.
O zaman şimdi söylüyorum, çocukları bakardık hangi örgütte delikanlılar daha yakışıklıysa. Ona da. Yani hakikaten yani çok saf saf gelmiştik. Aslında Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız çok daha bilinçliydi. Bir de çok ilginç, biz geldiğimiz dönemde Teknik Üniversite'ye ilk defa bu kadar çok kız geldi diye kıyamet koptu. 70 kişilik sınıfta 11 kızdık. Oo, kıyamet koptu. Mesela İnşaat Fakültesi'nde 80 kişilik sınıfta 2 kız arkadaşımız vardı. Biz 11 kişi gelince böyle garip bir şekilde mimarlıkta 11 kız varmış denince böyle bir şey gibi, hani ne bileyim maymunlar gibi canlıydı da sınıflarımız. Erkek arkadaşlar işte gelir bize bakar nasıl kızlar gelmişti. Sonra Mimarlık Fakültesi'nin öğrencileri, diğer fakültenin öğrencileri bizim koridoru yasaklamıştı. Bunlar bizim kızlar diye. Ay şimdi tabii çok güzel. Yani şimdi hakikaten özellikle benim mesleğimde kadın mimar sayısı ve kadın mühendis sayısı giderek arttı. Bu son derece güzel. Benim anlamadığım zaten. Özellikle biz uygarlık tarihi okumaya başladıktan sonra şunu öğrendik ki hakikaten özellikle mimarlık ya da ne bileyim plancılık, yani yerleşmeyle ilgili meslek dalları aslında uygarlığın başında kadınlar tarafından geliştirilmiş. Sonradan bu alanlar kadınlara yasaklanmış. Mesela inşaatta kadın olması uğursuzluktu. Nasıl gemicilikte, hani gemiciliğe şeyde, denizde kadın uğursuzsa inşaatta da kadın uğursuz sayılırmış. İşte bir takım kurbanlar kesilir, şunlar bunlar. Yani tabii onu yaşadık, yani kadın olmanın zorluklarını bir dönem farkında olmayarak, yani ne ayrımcılığın farkında olmayarak yaşadığımız çok ciddi ayrımcılıklar da oldu. Ama özellikle benim için 99 depremi kadın olarak müthiş bir bilinç yükselmesine neden oldu. Yani hep o zamana kadar şeyin farkında olmayan, hani cinsiyet, toplumsal cinsiyet rollerinin çok da farkında olmayan, bu noktada aslında çok da taciz edilmemiş olduğunu zanneden bir kadın olarak 99 depreminden sonra kadın mücadelesiyle tanıştım. Ve şu anda kendimi bir sosyalist feminist olarak artık tanımlıyorum. Hocam, bu 99 depreminin sizin bazı şeyleri hani fark etmenizi sağladığınıza dair söylediniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz acaba? Öncelikle ilk fark edişim şu oldu. 17 Ağustos depreminde. Biliyorsunuz yani korkunç bir felaket, afetin felakete çevirmesi. İşte çadır alanları, biz de Tumoklu olarak oralardayız. Özellikle eşini kaybetmiş kadınların, yaşlı ya da genç, ne kadar zor durumda kaldıklarını fark ettik. Özellikle çadırlarda meslekleri yok. O güne kadar sadece ev işçiliği yapmışlar. Ama birdenbire bütün hem evin geçimini sağlayan erkek gitmiş, hem o geçim işte fabrikatör neyse o gitmiş. Yani hem iş yeri gitmiş, hem o iş yeri gitmiş diyelim. Bir o, bir ikincisi genç kadınlarda afetler çok ilginç alanlar. Böyle dünyanın sonu geldiğine inandığı için herhalde insanlar, bir libido yükselmesi oluyor. Çok ilginç bir şey. Onu psikologlar derneği de bize anlatmıştı. Ve çok ciddi tacizler ve tecavüzler oluyor. Evet. Yani o çadır alanlarında genç kadınlar tuvalete gidemiyorlardı. Daha da ötesi sosyalleşecek alanları yoktu. Yani bir araya gelip birbirlerinin dertlerini dinleyecek ya da yeniden hep birlikte dayanışacak bir alanları yoktu. İşte o zaman ben kadın hareketinden çok şükür bir sürü kadınlarla tanıştım ve
Mum Kokulu Kadınlar diye bir örgütlenme vardı. Bir çadır, kadın çadırı kuruldu. Orada kadınlara mum yapmasını öğretildi etti. O kadınlarla birlikte ben de eğitildim. Yani hem o kadınlarla birlikte bir şeyleri yaparken mimar olarak, TMOK üyesi olarak, Mimarlar Odası olarak görevlerimi yaparken, yani işimi yaparken, ama bir yandan da ben de bir kadın olarak eğitildim o depremde. İşte bilinç yükseltme grupları falan yapıldı. Sonra oradan kadınlarla, depremzede kadınlarla Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Orada çok güzel işler yaptık. Bir de Düzce depremi önemlidir benim için. Daha da farkıma varmama neden olan. Hatırlarsınız, Düzce depreminde ayıp oluyor devlete diye çadırlar falan toplanıyordu. Çok soğuk bir havaydı 12 Kasım. Depreminde Düzce'deydim. Ben depremin olduğu dakika Bolu valisindeydik. Valiliğin oradaydık. Oğuz Gündoğdu. Eşim Memik Yapıcı, ben ve Erba Yücak vardık, avukat. Biz Bolu valisini uyarmaya gidiyorduk. Sevgili Oğuz Gündoğdu, burada bir deprem bekliyoruz, hazırlıklı olun diye. Vali biraz böyle bize dalga geçerek gibi karşıladı. Vilayetten çıktık ve Düzce depremi patladı. Yani kaynaştı. O arada biz işte Oğuz Hoca şeyle filan temas kurdu, ama tam depremin oradaydık. Ben şunu hatırlıyorum. Deprem olduğu an çok yüksek ivmesi bir depremdi. Kork acayip bir şeydi yani. İlk defa bir mimar olarak bir depremi dışarıdan, o betonarmenin davranış biçimini gördüm ve ben inanamadım yani. Korkunç bir şeydi. Düşünün, büyük bir gürültü ve büyük bir karanlık oluyor deprem olduğu zaman. Sonra anında çığlıklar. Hep kadın çığlıkları duyuyorsunuz ama. Asla erkek çığlığı duymuyorsunuz. Sonra yangınlar falan. Ama sonra birden bir bakıyorsunuz. Kadınlar hem bağırıyorlar, hem çocuklarını topluyorlar, hem eşlerini topluyorlar, hem gidip çalı çırpı toplayıp şey yapıyorlar, ateş yakıyorlar. Yani birdenbire o kadın olmak. Ama bu arada bağırıyorlar da çalık çırpı. Fakat o çoluklarını, çocuklarını, erkeklerde çıt yok. Erkeklerde onu yok alır. Bunu benim eşim de şahittir. Yani hatta eşim de yani haklısınız dedi. Kadın olmak başka bir şey. Topluyorlar. O zaman ben depremi doğuma benzetmiştim. Ya yani o kadar büyük acı, sancı, her şey. Ve anında hayat galebe çalıyor. Ve o hayatı örgütleme işi de çok doğal, öğretilmeden, bu nasıl bir şey bilmiyorum. Ya da öğretildiği için mi, kadına düşüyor. Kadınlar derliyor, toparlıyor. Nitekim işte oradaki ayıptır söylemesi, afet masasını, müdahale masasını da ben toparladım. Çünkü kadın milleti böyle bir şey. Yani... bir yandan çok telaşlanıyormuş gibi görüyorsunuz ama bir gözünüzde sizden, size muhtaç olan çoluğunuzda, çocuğunuzda. Onun için depremler benim kadının farkı, hani kadın farkı diyorsunuz ya, programınızın adı bu. Bu çok önemli bir fark. Hayatı kurgulamada, devam ettirmede. Onun için biz biraz daha göstermesek de çok daha direngen, çok daha savaşçı, çok daha hayatın devamından yana bir cinsiz. Onun için galiba barışçılız. Onun için çok fazla savaşların çok yanında yer almıyoruz. Tabii ki bunun istisnaları var. Tabii ki yani erkek egemen toplumun zihniyetine teslim olmuş bir sürü kadın lider var. Ama onların var olması... Kadının kadın olarak farkının ortadan kalkmasını, yüzyıllarca biz uygarlığı kurmuş. Yani
Ama işte bu ailenin, devletin, özel mülkiyetinin keşfinden itibaren buradan Engels'e bir selam olsun. Çok bu aralar aklıma geliyor. bilmiyorum yani, düşünün biz iktidarı patriarkaya, sonra giderek kapitalizme kaptırdığımızdan beri tabii bu şeyimiz, bu kabiliyetimiz biraz törpülenmiş ama yok yok yine de var. Yine de baktığınızda bütün şu dünyada direnişlere baktığımızda yine de biraz farklı olduğumuzu düşünüp bununla da gurur duyuyorum. Kadın olmakla ve iki kadın annesi olmakla çok gurur duyuyorum. Kadın farkı dedik. Kadınlık farkı bazı işlerde, durumlarda. Mimarlık, bazı mesleklerde bir kadınlık farkı oluyor, bakış açısı oluyor. Mimarlıkta böyle bir bakış açısı var mı? Yani kadınların mimarlığıyla erkeklerin iş yapış tarzı arasında anlamlı bir fark oluyor mu? Kesinlikle var. Özellikle şeyde, yani hayatın örgütlenmesi dediğimiz için yaşam alanlarının tasarlanmasında ve örgütlenmesinde bir kadın daha eşitlikçi, daha bütün o yaşam alanlarının, konutun, iş yerinin problemlerini ciddi olarak kendisi de yaşadığı için bir yeri planlarken, tasarlarken ve inşa ederken tabii ki bir kadın bakış açısına planlıyor. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Dedik ya, uygarlığın başından beri aslında dünyanın ilk mimarları kadınlar. Özellikle tanrıça Sesat bilinir. Ölçülerin tanrıçasıdır. İnşaat tanrıçasıdır tanrıça Sesat. Ve zaten işte erkekler avcılıktı, bilmem neydi, çarşı, pazar keşfinde. Esas olarak işte çatalı ipte, şurada burada baktığınızda bütün o eşitlikçi mekanlarda kadının örgütlenmesidir. Çok erkek işi değildir onlar. Fakat ne yazık ki formal mimarlık, işte Vitruvius'den sonra bilirsiniz o şeyin meşhur delikanlısı vardır. Da Vinci'nin erkeği, işte ölçülerin alındığı, biliyorsunuz altın oranı, erkeği işte göbeğinden bilmem neresine kadar oran. Bütün yaşam alanlarımızda ergonomi dediğimiz zaman esas alınan erkek ölçüsüdür. Hem de ne erkek? Yani oh maşallah, yani Apollo gibi adamın ölçüleridir. bizim ölçülerimiz, kadının ölçüleri ergonomide, otobüste, sandalyede, masada, her şeyde erkeğe bağlıdır. Lütfen bir işte Le Corbusier'e bir tane topuklu papuç koymuş yani o ölçülerin yanına. Hani lütfen. Hatta şunu demiş Corbusier'e, benim tasarladığım yere girecek kadınların giysileri de ona uygun olmalı. Siz hep süssünüzdür. İşte Alberti çok ağrıma gitmişti. Çok titiz bir adammış Alberti mimar. İlk kanalizasyonu keşfeden mimarlardan biri. Kadınla erkeğin odası ayrı olmalı. Çünkü kadın erkeği pisletir. Yani böyle bir mimarlık anlayışı. Hep böyle tanrıları, hatta şeyi vardır, Kalyaditler biliyorsunuz. Karyalılarla Persler arasındaki savaşta. Evet. İşte Persler kadınların omuzuna şey taşıtırlar. Yani Karyalı erkekleri cezalandırmak için evli erkekleri onların karıların üzerine yük taşıtırlar ve yüzyıllar boyunca bu devam etsin. Yani kadın bu kadar mimaride de simgesel olarak da ezilmiş bir hali var. Neyse, bir tek fahişeler var aslında. İşte okulun yasak olmadığı, Sezar'a akıl öğreten. Cadılar var biliyorsunuz. Dünyanın en özel şifacıları, akıllı kadınlar orta çağda, onların o şifacılık özelliğinden korkulmuş, yakılmış gibi. Bunların tabii bizim mesleğimize de yansımaları var. İktidar yapıları var mesela, işte kiliseler, şu anda yeni iktidar yapıları, adliyeler, bilmem neler, devasa yapılar.
burada dişi bakış, kadın bakışı çok çok farklı. Planlamada da, mimarlıkta da. Ama ne yazık ki hala biz bunu kendi hemcinslerimize bile kabul ettiremiyoruz. Hala o eşitlik, canım kadının mimarı mı olur, işte mimar mimardır, ne demek kadın mimar, hayır olur. Kadınların hem bizim mesleğimizde, her meslekte kadın bakışı olur. Bakın 68 kuşağı eğer hekimlikte biraz dertlenmeseydi, hala bizim memeleri kesip kesip atıyorlardı. Ne zaman ki kanserde, hatırlayın. Yani hep böyle egemen olana, mesela metriyo, neydi o hastalık, unutmadım, rahim çikolata kisti meselesi. Yani ha, endometriozis. Hala uğraşılmıyor. Yani endometriozisten bir sürü genç kadın çile çekiyor, kanamalarla uğraşıyor, şununla uğraşıyor, bununla. Tıp bunu çok dert etmiyor. Ama erkeklerin böyle bir kanaması olsaydı mutlaka onun bir çaresi bulunmuştu. Tabii bu gelişti. Bizim zamanımızdan çok çok daha iyi. Kadınlar bu bilince sahip oldular. Biz zannederdik ki erkek gibi davranarak, dişiliğimizi ortaya çıkarmayarak alanda daha çok kabul oluruz. Sizler bunu yok edip attınız. Biz makyaj yapmaktan korkardık yani. Mesela süslenmek, kadın süs çok güzel bir şeydir değil mi? Bizde yasaktı, bizim gençliğimizde. Çok şükür ki sizler geldiniz. Ve biz de sizlerden öğrendik. Artık bütün dişiliğimizin hep bütün güzel yanlarını ve kuvvetli yanlarını birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Biz de sizden çok öğrendik. Hocam bir de inşaat sektörü aslında biraz erkek yoğun bir sektör. Hala da öyle olduğunu görüyoruz. Burada biraz da kadınların çalışmasının zorluklarını, cinsel taciz vakalarını, biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Bakın aslında inşaat sektörü dediğiniz zaman hani uygulamanın olduğu şantiyelerden bahsettiğinizi, evet. Tabii ki çok zor. Ben de yaşadım. Yani özellikle öyle yaygın bir anlayış var ki erkek işçi arkadaşlar hala bir kadından talimat almanın ya da komut almanın şeyine inanmıyorlar. Hele eşi, ben eşimle çalıştım mesela. Ben onlara bir şey söyledim mi inanmayıp gidip eşime doğrulatmak ihtiyacındaydılar. Tabii ki aşıldı bunlar. Yani bu bilinç de kolay değil bir inşaatta şey etmek. Taciz faslına gelince bu emekçilerin birbirini taciz ettiği falan yok. Yani size taciz oradaki inşaat sektöründeki emekçiden gelmez. Kendi şefinizden gelir. Yani mobbing daha çok. Önce sizi kadın olarak çok kibar davranırlar. İşte böyle aşağılayıcı bir kibarlıktır o. Aman sen oraya çıkma. Ay sen o merdivene çıkma. Ay sen oraya inme. Ay ben senin yerine bakarım gibi. Böyle garip bir haller vardır. Sonra başa çıkamayınca bu sefer küfür de dahil daha farklı. Hani sizin ona cevap veremeyeceğiniz biçimde bulgarlaşılır bazen. Bu tür mobbingler vardır. Daha çok ama bunlar emekçi olandan doğru gelmez size. Eşitinizden, patronunuzdan gelir. Bu sadece şey alanında yok ki. Yani bizim maden mühendisi arkadaşlarımız da var, madene iner. Yani bir sürü. Bunun şeyle ilgisi yok, cinsiyetle ilgisi yok. Yani inşaatı. Bu yüzyılların yakıştırması. Yani o ne efsaneler var. İşte biz adet gördüğümüz için, lanetli olduğumuz için inşaatta ya da gemiye çıkamayız falan da filandı. Yani bütün onlar tabii, bunlar açılıyor. Ama taciz ve mobbing dediğiniz şey sadece inşaatta değil ki. Bürolarda da var. Bu korkunç bir şey. Yani ancak işte kadınlar bu noktada
susmamayı ve bunu dillendirmeyi, kendi meslek örgütlerinde bu konuda mücadele etmeyi sürdürürlerse ki mühendislik mesleğinin örgütü olan TUMOP'ta çok şey bir kadın mücadelesi var, kadınların örgütlülüğü var. Şeye kadar, yönetmeliklere kadar, işte kadın tacizlerini önleme büroları var. Yani yavaş yavaş kendi örgütlerimizde bunun tedbirlerini almaya başladığımız zaman bu da sonuç olarak bitecek. Ama gerçekten çok yaygın. Yani inanılmaz yaygın. Onun için bizim eğitimlerimizden birisinin de özellikle ki her meslek odasında bu var. Bence aslında eğitim sistemine de girmesi gerekir. Yani üniversitelerde, ilkokullarda çocuk tacizi yok mu? Yani doğal olarak bizim eğitim sistemimizin bir yerinde taciz ve mobbingin ne olduğu, ciddi bir şekilde buna karşı mücadele yolları mutlaka ve mutlaka öğretilmeli. Yok eğitim sisteminde yoksa çocuklar ailelerde daha yetişirken önce eşlerimizden ve babalarımızdan başlayarak sevgililerimizden toplumsal cinsiyet rolleri ve bunlar üzerinde çok ciddi bir tartışma ve adap geliştirmek zorundayız. Bunu da yapmak bize düşüyor arkadaşlar diyeyim. Kadınlara düşüyor. Hocam biraz da çevreden ve kent düzenlemesinden bahsedelim istiyorum programımızda. Şu an İstanbul üzerine birçok proje yürütülüyor. Kimisi yapıldı, 3. Havayolu gibi. Bir de Kanal İstanbul var gündemimizde. Bunlar hakkında özellikle fikrinizi sizi bulmuşken öğrenmek isteriz. Tabii. Şimdi tam kadından doğaya geçmek ya da çevreye geçmek hakikaten çok son derece anlamlı. Çünkü bu kapitalist sistem, özellikle patriarka ile de eklemlenen kapitalist sistemin en büyük mağdurları kadınlar, çocuklar, ötekiler, diğerleri ve çevre, doğa. Yani doğanın aslında bizim üzerimizden de müthiş bir emek, ne diyelim, bulamadım kelimeyi. Sömürüsü var ve doğa üzerinden de. Böyle çok fazla ayıramıyorum ben. Onun için çevre meseleleri. Döndüğünüz zaman da artık üretimden kopmuş bir kapitalizme ya da kopmamış da üretimi işte ucuz iş gücü alanlarına göndermiş ve her ülkeyi kendilerini değil ama emrindeki ülkeleri ya da az gelişmekte olan ülkeleri tüketim ekonomisine mahkum etmiş bu yeni neoliberal kapitalist sistemin ABC'si bu. Yani işte demiyor mu Marx, gölgesini satamadığı ağacı keser bu kapitalizm. Ve doğa, kent toprakları özellikle artık kapitalist sermayenin hem öznesi olmuş durumda hem nesnesi olmuş durumda. Bu böyle kendiliğinden olan da değil. Bu bir seçim. Yani neokapitalist sistem bizim gibi ülkelere üretmeyin, tüketin, her şeyi tüketin. Bunu model olarak sundu. Aşırı kentleşmeyi, kentlerde azmanlaşmayı, özellikle bize Türkiye 1999'da Dünya Bankası bir veya iki kentinizi dünya ölçüsünde yarışır kentler haline getirin dedi ve İstanbul seçildi. Çünkü İstanbul gerek çevresiyle, gerek içinde bulunduğu bölgeyle, gerek taşıdığı kültürel ve tarihi geçmişi ve varlıklarıyla sermayeni satarak kar edebileceği yegane şehirlerden biriydi. Yani Roma'yı böyle satamazsınız. Kimse size sattırmaz. Ama İstanbul maşallah. Hem de İstanbul görücüye çıkıyor lafları altında gitti dünya emlak fuarlarında filan pazarlanmaya kalktı. Bu bir siyasi seçimdi. Yani bu o günden beri aslında 1970'lerde başlamış bir dönemden bahsediyoruz. 1978'de Washington Mutabakatı'nda
imzalanmış. Özal'la 24 Ocak kararlarıyla protokolü yapılmış. 80 darbesiyle gerçekleştirilmiş. 2003'te de AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle de uygulamaya konulmuş bir projeden bahsediyoruz. Şimdi bütün bu süreç içinde bizler, devrimciler, ilericiler, aydınlar bunu anlattık. Yani bu artık böyle oldu. Nitekim işte görüyorsunuz. Yani memleketin ormanı, deresi, kenti, tarihi eseri, kültür varlığı, merası, tarlası, kıyısı, denizi hiçbir şey kalmadı sömürülmedi. Ve hala sermaye birikimi öznesi olarak bütün bunlar yapılırken hala bunu kolaylaştırıcı kanunlar, kanun kuvvetinde kararnameler çıkıyor. Hala bunu engellemeye çalışan özellikle bilim ve meslek alanı olan meslek odaları üzerinde daha yeni biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TMMOB Devlet Denetleme Kurulu'nun şeyini alındı. Yani bu böyle. Aha, burada sadece iktidara değil bu laf. Bu kapitalist sistemin muhalefet olarak da yani nasıl muhalefet denir ona bilmiyorum ama hani gördüğümüz resmi muhalefet diyeyim, nasıl bilmiyorum. İşte parlamenter muhalefet diyeyim. Öteki de yok ya. Yani onlar da aynı sistemin bir tarafılar. Sonuçta bunun bir sistem meselesi olduğunu, yani bütün bu dağ talanının, çevre talanının, kent kıyımlarının aslında iktidarın beceriksizliğinden değil de çok becerikliliğinden olduğunu kavramak lazım. Çünkü İktidar her yaptığı projede, her yaptığı kıyımda bir rıza mekanizması oluşturmayı biliyor farkındaysanız. Ya bir olay çıkarıyor, ya bilmem ne yapıyor, ya bir milli beka sorunu çıkıyor, ya biz bu işte dünyayı meydan okuyacağız diyor. Yani garip bir şekilde bütün gündemi belirliyor elinde bir de medya gibi yani havuz medyası dediğimiz bir medya var. O medyayla da bu rıza mekanizmasını yayıyor. Çok önemli değerleri, kent parçalarını yok ediyor. Ne bileyim Taksim gibi işte. Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıyor. Karşısına cami inşa ediyor. Onu yani toplumsal hafızayı da mekan üzerinden yok ederek yeni gelen nesile bir yeni tarih, inşa edilmiş bir tarih sunmayı da beceriyor. Biz ne yapıyoruz? İşin esasını tartışacağımıza, güzel canım adını Atatürk koyacakmış, mesele yok deyip geçiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden baktığınızda becerikli, algı yönetimini beceren bir iktidar var. Neyse ki artık o kadar ayan beyan, o kadar azgınca yapıldı ki bu işler artık şeye sığamamaya başladı yani. Pandora'nın kutusu açıldı gibimize geliyor. Bizim baktığımız yerden. Çünkü artık cebine dokundu halkın. Yani bizim söylediklerimiz aç insana lüks geliyor. Evet. İnsanlar anlatabiliyor muyum? O hükümetin verdiği 200 liraya muhtaçken, onun aş evine muhtaçken, şekerim burada da orman yanıyor dediğin zaman, ay ekoloji dediğin zaman hiçbir şey anlamıyor. Bırak Allah seni, orman yanıyorsa yanmış, benim hayatım yanmış diyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim de halkın bu cebinle kurulacak dili bulmamız lazım. Ben burada yine baktığınızda bütün bakın, kentte de bakın, bütün bu hareketlerin başında çevre, işte çevre hareketleri, kent hareketleri en önünde kadınlar gelir. Niye? Çünkü kadınlar bilir o hayatın yıkınca ne kadar zor ortaya geleceğini. Yine burada da ya şey değil yani dereleri savunurken orada bir sürü teyzenin olması, işte ne bileyim parkları savunurken bir sürü kadın ve gencin olması. Depremden sonra işte bütün o mahalleyi savunurken yine kadınların olması.
Bunlar tesadüf değil. Bunlar demin başlarken konuştuğumuz programa o kadının üretici ve yaratıcı gücünün farkı. Onu bitirir sonra çekilir. Bütün bu mücadeleler de vardır. Dünyadaki bütün şeyin üretimin oluşunun %80'i kadınındır. Ama ancak %10 mu %1 mi mülkiyete sahiptir. Evet. Kadının gücü aslında mülkiyet sahibi olmamasından geliyor bence de. Evet hocam. Biz de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Onun için... Ha, buyurun sözü bitti zannettim. Çok pardon. Yo ben sizi dinliyorum. Programın da sonuna geliyoruz. Gezi hakkında da az da olsa konuşmak istiyorum. Son soruyu soracağım size. Gezi için bir kadın hareketi diyebilir miyiz? Kadınlar Gezi'nin neresindeydi? Biraz da bunu dinleyelim sizden. Her yerindeydi. Her yerindeydi. Yani kadınlar Gezi'nin her yerindeydi. Bir kadın hareketi midir? Esas olarak hepsi vardır. Yani Gezi için şu harekettir, bu harekettir diyemem. Ama kadın hareketinin o eşitlikçi, cinsiyet o cinsiyet körü olmayan bakışı, her şeyi direnmesi, neşesi, mizahı, her şeyi Gezi'de vardı. Ha şöyle söyleyeyim, Gezi bir kadın hareketi değildi ama Gezi kadındı, evet, onu diyebilirim. Peki önümüzdeki günlerde ya da zaman içerisinde yeni bir Gezi ortaya çıkabilir mi? Ben buna inanmıyorum. Ben toplumsal bir takım direnişlerin diğerlerini besleyeceğine, ders olacağına, aynısının tekrar edeceğini düşünmem. Gezi'nin şeyi belliydi. Bundan sonra bir itiraz olursa o Gezi olmayacaktır. Birilerini Gezi'ye çıkarmak üzere olur. Peki hocam. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet, bugün programımızda Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'yı ağırladık. Kendisiyle kendi mimar olma serüvenini, Türkiye'de kadın mimar olmanın ne demek olduğunu, İstanbul'daki kent ve çevre düzenlemelerini ve Gezi'yi konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.